Bu programda genel üretim maliyetlerini ele alacağız. Önce genel üretim maliyeti nedir sorusunun yanıtını araştıracağız. Sonra gider yerleriyle ilişkisine değineceğiz. Ardından gider yeri, değişken genel üretim maliyeti, sabit genel üretim maliyeti ve gider dağıtımı konularını inceleyeceğiz. Son konu başlığımız gider dağıtım anahtarları İşletmenizden genel üretim maliyetlerine örnekler verebilir misiniz? Genel üretim şey maliyetlerini, maliyetlerini şöyle şey tanımlıyoruz biz. Kumaş artı malzeme, malzeme artı işçilik artı eee doğalgaz, enerji, elektrik. Bunların hepsi ...tek tek hesaplanıyor. Genel üretim maliyetleri... ...ürünün maliyetine giren... ...direkt ilk madde malzeme ve direkt işçilik dışında... ...kalan diğer... E, ...maliyetlerdir... ...diye tanımlayabiliriz. Bunlar ürünün maliyetine... ...direkt olarak atılamayan giderlerdir. İşletmemizde neler dersek... ...endirik işçilikler var. Endirik işçilik malzeme, enerji, yakıt... E, ...bakım, onarım giderler gibi... ...belirli anahtarlarla dağıttığımız giderler genel üretim giderleri içinde sayılabilir. Direkt malzeme ve direkt işçilik dışında kalan tüm maliyetleri genel üretim maliyeti olarak nesnelendirebiliriz. Buna örnek olarak bakım onarım, yemek, servisler, enerji ve yakıt giderlerini gösterebiliriz. Mamule direkt olmayan giderler genel üretim giderleri olarak söylenir. Bunların türlerine bakacak olursak Direkt madde dışındaki endirekt madde, örneğin bir endüstri işletmesindeki kesici, delici, taş, zımpara, elektrot, makine yağı, makine iğnesi, yapıştırıcı bunlar endirekt maddedir ve genel üretim gider türüdür. İkinci grubunda endirekt işçilikler var. Yine endüstri işletmesinde e, ayakçı, meydancı, hizmetli, güvenlik, ulaşım çalışanlarının maaş ve giderleridir. Üçüncü grupta ise memur ücret ve giderleri var üretimdeki beyaz yakalıların maaş ve giderleridir. Dördüncü grupta dışarıdan sağlanan faydalar var. Genel üretim giderleri de orada elektrik, su, doğalgaz, servis, yemek, bakım onarım veya dışarıdan alınan fason hizmetler bu grupta söylenebilir. Genel üretim maliyetlerinin diğer direkt ilk madde malzeme ve direkt işlikten ayıran en önemli özellikleri bu maliyetlerin en direkt maliyetler olması. Yani üretilen ürünlere endirekt olmasını e, ifade ediyor. E, buna örnek olarak işte bir elektrik giderini, bir amortisman giderini, bir endirekt işçilik giderini veya endirekt malzeme giderini gösterebiliriz. Direkt madde ve direkt işçilik dışındaki işletmenin fabrikadaki tüm e, diğer maliyetler genel üretim maliyetleridir. Örnek olarak da e, endirekt işçilik, endirekt madde, amortismanlar dışarıdan sağlanan fayda hizmetler, çeşitli giderler, gider yazılan vergiler, resimler, haçlar gibi örnekler çoğaltılabilir. Genel üretim maliyetlerini ürünlerle ilişkilendirirken nasıl bir yol izliyorsunuz? İşletmede kapsamış olduğu metrekareler üzerinden bir değerlendirme yaparız. İkincisi adam saatlerde. O safhalarda oluşan adam saat değerlerinin ürün yapısına bağlı olarak dağıtımlarını ve maliyetlendirmesini anahtar olarak kullanırız yaparız. Önce gider yerlerinde tüm giderleri topladıktan sonra dağıtım anahtarlarıyla ürünlerin üzerine dağıtımları yapılır. Direkt madde dahi gider yeriyle ilgili bir kavramdır. Yani bütün maliyetler gider yeriyle, maliyet yeriyle ilgilidir. Ama ...genel üretim maliyetlerinde konu daha bir hassasiyet kazanıyor, daha önemli hale geliyor. Çünkü çıktıya ulaşmak için maliyet yerleriyle ilişkilendirmek bizim bu yolda yani yükleme sürecinde avantaj sağlamamıza kaynaklık ediyor. Genel üretim giderleriyle ürünler arasında dolaylı bir ilişki vardır. Doğrudan doğruya bu giderleri ürünlere yükleyememekteyiz. Öncelikle genel üretim giderlerinin maliyet merkezlerinde toplanması esastır. Ve maliyet merkezleri de örneğin ana üretici gider yeri dediğimizde bir kesme atölyesi, montaj atölyesi, ambalaj atölyesi, yardımcı gider yeri dediğimizde de bakım onarım, sosyal tesis, idari işler söylenebilir. O halde öncelikle bu maliyet merkezinde toplanan genel üretim giderlerinin ee, bir şekilde saptanması gerekir. Bu saptamadan sonra yardımcı gider yerlerindeki genel üretim giderleri ana üretici gider yerlerine tekrar dağıtılır. Çünkü mamul üretimi ana üretici gider yerlerinde yapılmaktadır. Üçüncü aşamada da bu maliyet merkezlerinde toplanan ana üretici gider yerinde toplanan genel üretim giderlerinin mamule yüklenmesi var. Yüklemede maliyet merkezini en iyi ne tanımlıyor ise Madde tanımlıyorsa maddenin miktarı tutarıyla, işçilik tanımlıyorsa işçiliğin saati tutarıyla veya makina bağımlı çalışma söz konusuysa makina saatiyle, dakikasıyla veya üretilen birim esas alınarak veya ilk maliyet dediğimiz madde artı işçilik kriter alınarak genel üretim giderlerinin mamul maliyetine yüklenmesi işlemi tamamlanabilir. işletmenizden gider yerlerine örnekler verebilir misiniz? Gider yere üretimin yapıldığı ve maliyetlerin toplandığı bölümler, departmanlar olarak anlıyoruz firmamızda. Firmamızdan örnek olarak verirsek kapak atölyesi, cilane, e, alüminyum atölyesi gibi üretimin içindeki atölyeler gider yeri kavramının içindedir. Ee, bizim üretimimize göre bir ham maddeden yarım mamül ürettiğimiz bir üretim katımız bir de bu yarım mamülleri mamüle dönüştürdüğümüz montaj katımız bulunmaktadır. Giderleri ayırırken de ana başlık, ana başlık, altında montaj ve üretim olarak ikiye ayırıyoruz. Gider yeri maliyetlerin oluştuğu, biriktiği yerdir. buna örnek olarak işletmemizde direkt gider yeri ve en direkt gider yeri olarak gruplama yapabiliriz. Direkt gider yerlerine ön imalat, talaşlı imalat, montaj, elektrik örnek verilebilir. En direkt gider yerlerine de üretim çeşidimizin özelliğinden dolayı tasarım ve arge şeklinde gruplamalara gidilmiştir Gider yeri, ...işletmelerde üretim maliyetlerinin toplandığı yerlere e, genel anlamda denir. İşletmelerde gider yeriyle ilgili olarak üretimin yapıldığı, üretime e, destek olan birimler... ...ve e, üretimle ilgili olmayan daha çok faaliyet giderleriyle ilgili bölümler olarak bir sınıflandırma yapılabilir. Üretimlerin gerçekleştiği yerlerde e, sınıflandırılan gider yerlerine esas üretim gider yeri denir. Üretime destek veren birimlere ise... ...birimler için oluşturulan gider yerlerine yardımcı ya da hizmet üretim gider yerleri denmekte. Faaliyet giderleriyle ilgili gider yerleri de o faaliyetin adıyla anılmakta genel anlamda. Örneğin pazarlama, satış, dağıtım gider yerleri, genel yönetim gider yerleri... ...veya araştırma, geliştirme gider yerleri şeklinde bir sınıflandırma yapılabilir. Bir iş işletmede ana faaliyet alanındaysa... Masa üretiminde kesim atölyesi, montaj atölyesi, boya kaplama atölyesi, finisaj atölyesi gibi üretimin yapıldığı yer ise orada biz ana üretici gider yeri deriz. Yok, bu üretim yapılan yerlere destek veren yerlerse örneğin yemekhane, revir, bakım onarım, sosyal tesis o zaman biz bu konuda yardımcı gider yeri şeklinde tanımlama yaparız ve ana üretici gider yerinde hammadde ve işçilikleri ayrıca genel üretim giderine toplarız. Ama yardımcı gider yerlerinde sadece genel üretim giderine toplarız. Sonuçta yardımcıdaki genel üretim giderlerini de ana üretici gider yerlerine dağıtıp oradaki maliyet merkezlerinde birim maliyet hesaplamasına geçeriz. Ee, gider yerlerini temel olarak iki ana sınıfta toplayabiliriz. Esas gider yerleri ki bu gider yerlerinde ürünü üretmemiz söz konusu. Bunun dışındaki gider yerlerine de yardımcı gider yerleri diyebiliriz temel olarak. Bu yerlerde e, üretim gerçekleştirilmez ancak e, üretime bu yerlerde yardımcı olunur, destek verilir. Yardımcı gider yerleri olmaksızın üretimin gerçekleşmesi söz konusu olmaz. değişken genel üretim maliyetlerine işletmenizden örnekler verebilir misiniz? Üretime bağlı olarak artan veya azalan giderlerimizde işte malzeme maliyetleri gibi, işçilik maliyetleri gibi unsurlarda bizde değişken maliyetler olarak adlandırılır. Bu giderler en direk gider olarak tanımladığımız giderlerdir. Kapasite ile doğru, doğru orantılı olarak artıyorlar. Firmamızdan örnek verecek olursak testere kesici giderleri, sarf malzemesi giderleri, enerji ve yakıt giderleri bu giderler arasında sayılabilir. Değişken genel üretim giderleri, enerji tüketimi, yakıt tüketimi, en direk işçilik ve malzeme tüketimi değerleridir. Genel üretim giderleri işletmelerde değişken ve sabit karakterde olabiliyor. Bunların değişken karakterli olmaları üretim hacmiyle bağlantılı olmalarıdır. Sabit olmaları üretim hacminden duyarsız olmalarıdır. Yani tepki vermemeleridir. O halde üretim arttıkça artan, azaldıkça azalan genel üretim giderleri bunlar endirekt madde, kesici delici taş zımpara olabilir. En direk işçilik, ayakçı, meydancı, hizmetli, güvenlik olabilir. Dışarıdan sağlanan fayda elektrik, su, doğalgaz, servis, yemek, bakım onarım, dışarıdan alınan fason hizmetler olabilir. Veya kullanılan kredinin faizi değişken genel üretim giderleri olarak örneklenebilir. Değişken genel üretim giderleri faaliyet hacmiyle doğru olan tılı olarak toplam olarak artan faaliyet hacmi azaldığında az, azalan, toplam olarak azalan maliyetlerdir. Biz bunlara ısıtma giderlerini verebiliriz, aydınlatma giderlerini verebiliriz, endirekt ilk madde malzemeyi örnek olarak verebiliriz, endirekt işçiliği örnek olarak verebiliriz. Değişken maliyetler, e, sabit maliyetlerden farklı olarak üretim faaliyetine göre veya faaliyet hacmine göre değişiklik arz eden e, maliyetlerdir. Yani e, üretim faaliyeti arttığında artan, azaldığında azalan maliyetler. E, bunlar üretimle il, ilgili olarak, ürünlerle ilgili olarak doğrudan etkilenen maliyetler. Sabit genel üretim maliyetlerine işletmenizden örnekler verebilir misiniz? binanın amortismanı, binanın kirası, sigorta ve vergi giderleri sabit maliyet giderlerimiz içindedir. Sabit genel üretim giderleri öncelikle kapasiteyle orantılı olmayan kira, amortisman, makine amortismanları ve sigorta giderleridir. İşletmemizde buna en iyi örnek bina ve makine amortismanları olabilir. Sabit yatırımların Üretimde büyük önemi var bilindiği üzere. amortismanları hemen koyabiliriz. E, tabii ki alanların kiralanması ile ilgili efendim, güvencesinin e, risklere karşı korunması ile ilgili sigorta ve benzeri maliyetleri koyabiliriz. Üretim yeri kira ise kira bir sabit genel üretim maliyetidir. Üretim yerindeki kullanılan makinelerin amortismanları bir sabit genel üretim maliyeti örneğidir. Biz sabit genel üretim giderleri de ee, üretimin artışından azalışından etkilenmeyen, belli faaliyet aralığında sabit kalanlar anlamındadır. Burada işletmelerde e, endirekt işçilikler bazen sabit sayılabiliyor, memur ücret ve giderleri sabit, efendim çeşitli giderlerde kiralar, duran varlık sigortaları sabit, amortismanlar sabit. Burada temel kriter ne? Üretim artsa da, azalsa da işletme amortismanını vergi yasaları çerçevesinde belli oranda ayırıyor. Veya çeşitli giderlerde kirayı belli tutarda ödüyoruz. Üretimin artması veya azalması bizim kirayı fazla veya eksik ödememizi getirmiyor. O nedenle bunlara sabit genel üretim giderleri diyoruz. Gider dağıtımı denildiğinde ne düşünüyorsunuz? Gider dağıtımı üretilen mamulün maliyetine esas olacak giderlerin e, belirlenebilmesi için yaptığımız bir işlem türü. E, Örneğin belirli bir dönemde yapılan çeşitli üretim giderleri var. Bunların bazıları direkt ilk madde malzeme olsun, direkt işçilik gideri olsun. Hangi üretimle ilgili olduğu belli olduğu için bunlar mamulün maliyetine direkt olarak atılabiliyor. Ama bazı giderler var bunların direkt atılma imkanı yok. İşte fakat maliyete girmesi gerek diyor. Bunların da hesaplanabilmesi için, saptanabilmesi için ve doğru ilgili yerlere atılması için de belirli dağıtım anahtarlarıyla gider yerlerine dağıtım sağlanıyor. Gider dağıtımı denildiğinde giderin ilişkili olduğu yerlere veya mamullere yüklenmesi anlamı çıkmalıdır. Gider dağıtımı denildiğinde işletmelerde bütün giderler adresi belli olan giderler olmayabilir. Direkt madde dediğimizde adres bellidir, adı üstünde direktir. Direk işçilik dediğimizde adres bellidir, adı üstünde direktir. Ama bazen en direkt giderler, adresi belli olmayan giderler vardır. Biz bunları bir ortak gider başlığı altında toplayıp dağıtıma tabi tutarız. O dağıtıma tabi tutmada da çeşitli kriterlerle adresi belli olmayan işletmenin geneliyle ilgili olan bu giderlerin dağıtımını sağlarız. Genellikle dağıtıma tabi olan gider ortak gider anlamında söylenir. Ama son zamanlarda işletmelerde bunun asgari düzeyde olması tercih sebebidir çünkü gider kontrolünde giderleri yapanların denetlenmesi söz konusu olduğu için ortak giderlerde gider bulunması çok da sevimli, çok da istenen bir durum değildir. Gider dağıtım anahtarlarına örnekler verebilir misiniz? Tabii gider dağıtım anahtarlarını biz e, tespit ederken en önemlisi kolay tespit edilebilmesi ve doğru olması. O yüzden de yapılan giderin niteliğine uygun olması gerekiyor. Her giderde aynı oranı kullanamıyoruz. Örnek vermek gerekirse enerji gideri dağıtılırken e, makinelerin hangi departman üretimle ilgili departmanlardan bahsediyorum, hangi bölümde ne kadar makine varsa onların gücü hesaplanır, enerji dağılımı buna göre yapılıyor. Aynı şekilde ısınma giderini dağıtırken de e, metrekaresi fabrika'nın metrekaresi hesaplanıp bir dağıtım yapılıyor. Onun dışında kişilerin uyguladığı, e, bizde temizlik ...ve su gibi giderler yapıldığında temizlik hizmetlerini taşerondan alıyoruz. Bunlar kişi adedine göre fiyat verdiği için... ...bunların da dökümleri, gider dağıtımları yapılırken kişi sayısına göre yapılıyor. Gider dağıtım anahtarlarının e, temelde özelliği tanımlamasıdır. Yani bizim o gideri en iyi tanımlayan... ...en anlamlı olan, en pratik bir anahtarla dağıtmamız gerekmektedir. Örneğin bir yemek giderini, bir servis giderini işletmede en anlamlı dağıtım anahtarı çalışan sayısıdır. Veya bir enerji giderinin eğer elektrik enerjisi kullanımı ise en anlamlı kriteri kilowatt saatle dağıtmadır. Gider dağıtım anahtarları ölçüleri mantıklı uygulanabilir, hesaplanabilir olmalılar olmalıdır. Örnek vermek gerekirse bunlar ısıtmada metrekareyi kullanabiliriz, yemekhanede işçi sayısını kullanabiliriz, aydınlatmada ampul sayısını kullanabiliriz. Gider dağıtım anahtarları en direkt maliyetlerin ürünlere veya gider yerlerine dağıtılmasında kullanılan kriterlerdir. Gider dağıtım anahtarlarının doğru sonuç verebilmesi için üretim maliyetlerinin yansıtılmasında... ...belli özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikler nelerdir? Ee, bir defa e, bu dağıtım anahtarlarının e, ilgili dağıtılacak giderle e, ilişkili olması önemli. Yine mantıklı olması gerekiyor ilgili e, dağıtım anahtarının. Ölçülebilir ve pratik olması gibi özellikleri taşıması gerekiyor. Gider dağıtım anahtarları örnek olarak e, amortisman maliyetlerinin dağıtılmasında metrekareyi... ...elektrik maliyetlerinin dağıtılmasında kilovat saati gösterebiliriz. Bu programda genel üretim maliyetlerinin tanımını verdik, gider yerleriyle arasındaki ilişkiye değindik. Değişken genel üretim maliyeti, sabit genel üretim maliyeti ve gider dağıtım anahtarları kavramlarını inceledik.